Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yerinin hazırladığı TTIT Geometri Soru Bankası kitabında paraya kenar konusundaki kesen doğrular testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Şurada eşitlik verilmiş. Eşitlik vermek demek aslında oran vermek demektir. Oran olması demek de benzerlik kullanacağız büyük ihtimalle demektir. E o zaman şuraya AA yazarsam burası 2A karşı tarafta 2A. Karşılıklı kenarlar birbirine paralel değil mi? Evet bakın burada ne çıktı? bir kelebek benzerliği çıktı. Zaten böyle oran gördüğünüzde kelebek ya da temel orantı var mı diye bakın. Yoksa da biz oluşturacağız. Kelebekteki oran 2'ye 1. Hocam burası 2 anken burası n'dir. n end dediğimiz 4 ise 2 n dediğimiz 8'dir. Yani x de 2 n olduğu için cevap kaç olacaktır? 8 olacaktır. Evet birinci soru 8 çıktı geldik örnek 2'ye. Oran mı verilmiş? Evet burası k iken burası 2k verilmiş. D, e, k yazdım. E, c, 2k e, yazdım. Üst taraf 3k ise alt tarafta 3k. Ve şurada ne var? Kelebek var. Kelebekteki oran 1'e 3. 1'e 3 olduğundan 3 katı burası da 6 olacaktır. X'i 6 olarak buluruz örnekle. Geldik örnek 3'e. Oran verilmiş mi? Verilmemiş. Ama 4 4 verilmiş. Aslında burası da 8. Ve bu sefer şu karşılıklı kenarlar paralel. Yani şöyle bir soldan sağa bir kelebek var. Kelebekteki oran da 4 bölü 8. Yani 1 bölü 2. O zaman 3 ise burası nedir? 6'dır. Sonra burası da arkadaşlar 3 4. Bak dik üçgen 5. Kelebekteki oranda 1'e 2 ya. 5 ise burası da kaç olacaktır? 10 olacaktır. Yani cevabı 10 olarak buluruz. Örnek 3'te. Geldik örnek 4'e. Öncelikli olarak açı ortaylık var. Z'den dolayı ne yapmamız lazım arkadaşlar? Noktayı yerleştirmemiz lazım. Ne çıktı burada? Noktaya nokta ikizkenar kenar. 8 ise 8. E hocam bunun tamamı 11. 11 olduğundan buraya kaç kaldı? 3 kaldı. 9'u kullanmam lazım. 9'a baktığımız zaman da şöyle bir kelebek fark ettik. Kelebekteki oran 3 bölü 9 yani 1'e 3 oran var. X ise burası 3x'tir. E toplamda komple burası 8 değil mi? Burası 8 olduğundan dolayı evet 4x eşittir 8 ise x de böylelikle 2 çıkar. Yani örnek 4 2 oldu geldik örnek 5'e. Evet oran verilmiş aslında arkadaşlar burada bir oran var burada da bir oran var aslında ikili oran var. E burada kelebek var mı yok temel orantı var mı yok biz kendimiz oluşturacağız. Şuradaki oranı kullanacağız bu oranı kullanmak demek ne demek? İster kelebek oluştur, ister temel orantı, ister dışarıdan, ister içeriden oluştur. Normalde böyle yapıyorsunuz. Şunu uzatıp şöyle bir kelebek yapıyorsunuz. Eyvallah. Ama bir burada kelebek, bir de şuradaki kelebeği göreceksiniz arkadaşlar. Bu sefer bu kelebekler iç içe oluyor, karışabiliyor. O yüzden benim genelde tercihim şu. İçe doğru paralel çizmek sanki soruyu daha da kolaylaştırıyor. Şu oranı kullanırken, şimdi yatay dikeylerin üzerinde ya. O zaman yataylara paralel çizeceksiniz. Hop şuradan bir yataya paralel çizdiğimizde ama kelebek çıkıyor mu diye bak bak. Kelebek çıkıyorsa eyvallah gittiğimiz yol doğru. Çıkmıyorsa öbür oranlamanın üzerine gideceksiniz. Yani şuradaki oranlama üzerine gideceksiniz. Ya da çıkmıyorsa şunu dışarı doğru uzatıp mecbur oradan işlem yapacaksınız. Evet burada bir de şunlar birbirine eşit verilmiş. Hocam 1 bölü 2 oran var ya da direkt orta taban. Şunlar da birbirine paralel ya. E 4 ise burası ne olacak? 2 olacak. E hocam 8 ise burası 8 oldu. Kelebekteki oran kaç? Yukarıdan aşağıya hocam 4 bölü 1. Yani burası 4K ise burası K'dır. K dediğimiz 3 ise 4K dediğimizde 12 yapar. X 4K'ya eşit yani 12'ye eşit oldu. Örnek 5 12 çıktı geldik örnek 6'ya. Oranlama verilmiş mi? Verilmiş. Hocam burası K iken burası 3K verilmiş. K'ya 3K'yı yazdık. Sonra ister buradaki oranlamayı kullan ister buradaki oranlamayı kullan. Ne yapacağız? İster bunu uzat. Kelebek oluştur ama kelebekler iç içe giriyor. Karışabilir. Ben ne yapıyordum? İçe doğru paralel çiziyordum. Kelebek çıktı mı karşımıza? Çıktı hocam. Nerede çıktı? Tam olarak şurada bir kelebek karşımıza çıktı. Eyvallah. Amaç zaten bir oran çizdiğinizde kelebek ya da temel orantı oluşması. Ee, öncelikli olarak kelebek oluyor mu olmuyor mu diye bakın. Özellikle paralel çizdiğinizde kelebek çıkıyorsa gittiğiniz yol kesinlikle doğru. E şimdi şu bunlar da birbirine paralel. E burada da bir temel orantı var. Temel orantıdaki oran 3 bölü 4. Hocam 3A ise burası 4A'dır. E bunlar eşit verilmiş. Boşuna eşit verilmiştir. Verilmemiştir. Burası da 4A. Toplamda 8A. Burası da 8A. Yukarıdan aşağıya 8'e 3 oran var. Hocam burası 8K ise burası da 3K'dır. E 3K senin 6 ise K'yı buradan 2 bulursun. Senden de X isteniyor. X de 8K olduğundan K yerine 2 yazarsak cevap 16 mı çıkar? Evet 16 çıkar arkadaşlar. Böylelikle 6. soruyu 16 bulduk ve bu testte bitirmiş bulunuyoruz. O zaman bir sonraki videoda Kazanın testi yani paraya kenarda açı ve uzunlukla ilgili kazanın testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.